Son İstiklal Savaşı, 15 Temmuz Destanı. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz. Pek az şey kahraman bir şehrin bütün bir vatan parçasının üstüne çöken talihi yenmek için tek başına ortaya atılması kadar güzeldir. Şairin memleket topraklarında düşmanı görünce isyan akar damarlarında kan yerine mısrasında anlatmaya çalıştığı kahraman Maraşlılar, milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz destanında da kahramanlar diyarı olmuş ve tek kelimeyle demokrasi nöbetinde kıyamda durmuştur. Türkiye'nin bütün şehirlerinde vatan haini darbecilere destek vermeyerek sokaklara dökülüp alçak planın bozulmasını sağlayan aziz milletimiz gibi Kahramanmaraş'ın kahraman halkı da sokağa çıkarak o korkunç gecede darbeye dur demiştir. Kahramanmaraş'ta dakika dakika 15 Temmuz darbe girişimi. 15 Temmuz Cuma. Bir Cuma günü. Halk günlük işleriyle meşgul. Peygamber ocağına sızmış vatan hainleri asker elbiselerinin altında aziz millete bomba ve kurşun yağdırmak için 40 yıldır ilmek ilmek işledikleri hain planlarını uygulamaya koymuşlar, aziz vatanımızı işgal harekatına başlamışlardı. 19.00. Vatandaşlarımız günün sonuna doğru sakin ve normal bir şekilde evlerine dönmektedir. 21.00. Askerlerin Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kapattığı haberleri haber ajanslarına düşmeye başladı. Gelişmeleri bombalı saldırı tehdidine karşı alınan normal bir tedbir olarak algılayan Kahramanmaraşlılar ilk anda tüm halkımızın da yaptığı gibi askerine, ordusuna duyduğu sonsuz güvenle böyle bir hainliğe ihtimal vermedikleri için tepki göstermiyorlar. 22.00. Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldığı haberleri verilmeye başladı. Ruhları, bedenleri, beyinleri satılmış vatan hainleri, efendileri ve sahiplerinin emirleriyle aziz milletimizin kalbine ateş açtılar. 22. Televizyon kanallarında Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığına dair haberler son dakika olarak geçince halk bunun bir darbe girişimi olduğunu anlıyor. 22.30. UNESCO'nun Mozaik Şehirler Projesi ile ilgili toplantısına katılmak için Gaziantep ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte İstanbul'da bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç toplantıdan çıktıktan sonra saat 22.30'a doğru olaylardan haberdar oluyor. Vatan haini FETÖ'cü teröristlerin darbe girişiminde bulunduğunu anlar anlamaz hemen genel sekreterini arayan Başkan Erkoç, belediyenin tüm iş makineleriyle Kahramanmaraş'taki askeri birliklerin bulunduğu kışlaların çıkış kapılarının önüne barikatlar kurulmasını, kapıların tutulması talimatını veriyor. Türkiye'de tüm iş makineleriyle askeri birliklerin çıkış kapısının kapatılması talimatını en erken verme şerefi Başkan Fatih Mehmet Erkoç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin oluyor. Başkan Fatih Mehmet Erkoç daha sonra Kahramanmaraş Valisi ile telefonla irtibat kurup istişare ederek kriz masası oluşmasını sağlıyor. 23.05 ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un Kahramanmaraş'ta yayın yapan radyolara telefonla bağlanarak halkı sokağa çağırması üzerine Kahramanmaraşlılar çıkmaya başladı. Tüm vatandaşlarımızı meydana bekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, onurumuza hep beraber, milli iradeye hep beraber sahip çıkalım. Türkiye'yi kaosa, kargaşaya götürmeye çalışanlara izin vermeyelim. Darbecilere hayır, darbeye hayır, darbecilere hayır, yurttaşlara hayır. 23.24 Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nin vatan hainlerince bombalandığı ajanslara düştü. Strateji ustası hainler, kaderin üzerinde bir kader vardır sözünü hesaba katmadılar. Bu hain darbe kalkışmasında imanlarından başka silahı olmayan kahramanlar, zafer inananlarındır düsturuyla darbe ve çok uluslu işgale karşı kutlu mücadeleye başladılar. İnanmış bir lider, emir açık ve net, vatanımıza sahip çıkın. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum.
Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkın çağrısı üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ikinci bir çalışma yaparak tekrar telefonla radyoların canlı yayınına bağlanıp Kahramanmaraşlıları meydanlarda toplanmaya çağırdı. Başkan Erkoç bu çağrının ardından yaklaşık 6-7 kilometre yaya olarak yürüyerek Atatürk Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gitti. Bu çağrılarla Kahramanmaraş'ta olağanüstü hareketlilik başlamış, halk tekbirler eşliğinde Kahramanmaraş'ın en ünlü caddesi olan Trabzon Caddesi'ne akın edip ilk önce Kahramanmaraş Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu bina ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünü çok hızlı ve kalabalık bir şekilde doldurdular. Halk buralarda beklerken bir grup vatandaş da askeri birliklerin olduğu binaların önünde nöbet tutmaya başladı. Kahramanmaraş'taki bu olağanüstü hareketliliğe destek, Büyükşehir Belediyesi'nden tüm iş makinelerini halkın emrine sunarak geldi. Askeri kışlalar, Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Büyükşehir iş makineleri nöbet tutmaya başladı. Çift 040. Darbeyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatılırken Kahramanmaraş'ın önde gelen siyasi temsilcileri halkla kol kola girerek tarihe altın harflerle yazılacak olan demokrasi nöbetlerini başlattılar. 02:00. Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerler gözaltına alınmaya başlanırken ilçelerden ve köylerden gelen vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde devletine sahip çıkıp askeri birliklerin önünde nöbet tutmaya başlamış, Kahramanmaraş'ta askeri bir hareketliliğin yaşanmasına ve olayların büyümesine engel olmuştur. 02:15. Boğaziçi Köprüsü'nde vatan hainleri vatandaşlara ateş açtı. Çok sayıda yaralı var. 02:16. Bazen bir kıvılcım, bir kurşun vatan kazandırır. Tıpkı bir asır önce Sütçü İmam'ın İstiklal Savaşı'nda attığı bir kurşunun sadece bir işgalciyi ortadan kaldırmayıp tüm vatanı ayağa kaldırdığı gibi Başçavuş Ömer Halis Demir darbeye ve çok uluslu işgale karşı son İstiklal Savaşı'nın ilk kurşununu atmasıyla kahraman milleti ayağa kaldırdı. Sütçü İmamlar, Arslan Beyler, Seyit Onbaşılar, Senem Ayşeler, Nene Hatunlar o an tarih kitaplarından fırlayıp vücut buldu. 03:00. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için vatandaşlarla birlikte saatlerce darbeye karşı durup yürüyerek Atatürk Havalimanı'na gitti. Havalimanındaki vatandaşlarla birlikte nöbet tutmaya başladı. 03:15. Yunan işgali sırasında bile tek bir kurşun yemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi binası vatan haini teröristler tarafından F-16 savaş uçaklarımızla defalarca bombalandı. Mecliste olağanüstü toplanan milletvekilleri mecliste çalışmalarına devam ederek tüm dünyaya meydan okudu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında. 03:40. Ankara Emniyet Müdürlüğü, savaş uçakları ve helikopterle bombalandı. 04:42. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldı. Helikopterden inen, yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan asker kılıklı teröristler oteli abluk altına aldı. 06:00. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, havalimanında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlara millet iradesinin öneminin altını çizen coşku dolu bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde bekleyen vatandaşlar, FETÖ mensubu vatan haini caniler tarafından savaş uçaklarıyla acımasızca bombalandı.
06:40 Nazlı Hilal ve Yıldız şehit kanlarının üzerinde bütün gece ağladı. Sonra şafak söktü. Güneş her cephede zaferi müjdeledi. Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden asker kıyafeti giymiş vatan hainleri teslim alındı. 08:10 Boğaziçi Köprüsü kısmen trafiğe açıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş makineleri askeri kışlaların önlerinde beklemeye devam ediyor. 12:57 Şehit kanlarıyla sulanan vatan toprakları bu mücadeleyle ümmetin son kalesi bir gece son İstiklal Savaşı verip yeniden doğdu. Başbakanımız Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde kameralar karşısına geçip kalkışmanın bastırıldığını açıkladı. Cennet Vatan Türkiye'nin ikinci istiklal mücadelesini verdiği 15 Temmuz 2016 gecesi Kahramanmaraşlılar için namus günü oldu. Metanet ve cesaret timsali saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara çıkın, meydanlara inin çağrısından sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da artık her sokak birer mevziye, her meydan bir cepheye dönüştü. Namusuna, vatanına düşkün Kahramanmaraş halkı, başkomutanın emriyle namussuzları durdurmak için bir kere daha cepheleri tuttu. Bu savaşın cephesi caddelerdir, sokaklardır, meydanlardır, hava alanlarıdır. Kahramanmaraşlılar da caddeleri, meydanları, sokakları coşkuyla doldurarak tekbir sesleriyle inlettiler. Dosta güven, düşmana korku saldılar. Bu coşkun ses, dünyanın her yerinde, ülkemiz üzerinde binbir hain emeli planı olan ve bu işgal hareketinde arkasında olan karanlık güçlerin içlerini korkuyla titretti. Sokaklarda yankılanan her Allahu Ekber sesi kurşun olup FETÖ terör örgütünün mensuplarını paramparça etti. Ülkemiz üzerinde tüten her ocaktan, dünyanın her tarafındaki mazlumların dilinden dualar göğe yükseldi. Minarelerden yankılanan selalar o dualarla bir olup en büyük bombalara kafa tuttu. Türkiye ve Maraşlı'ya namus, vatan hainlerine ar günü olan o gece ezan ve selayla uçaklar indirildi. Bastonla tanklar kovalandı. İmanla paletlerin altına yatıldı. Vatan kazandı. Maraş kazandı. Türkiye kazandı. Yeryüzünün mazlum coğrafyalarındaki ümmet kazandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan darbenin 12 saatlik olmayacağı ve sokakların bırakılmaması gerektiğine dair resmi açıklamayla birlikte Kahramanmaraş halkı genç yaşlı, çoluk çocuk demeden sokaklarda sabahlamaya başladı. Hiçbir taşkınlığa, hiçbir kırgınlığa meydan vermeden, parti ayrımı yapmadan hep beraber demokrasi nöbeti tuttular. Hazreti Peygamber'in Uhud'da yerlerinizden ayrılmayın sözünü tutmayanların başına gelenleri unutmadılar. Bu nöbet sadece demokrasi değil, vatanın tam bağımsızlığını koruma nöbetleriydi. Şimdi evlerinize dönebilirsiniz sözünü duyana kadar bir an olsun meydanları boş bırakmayanlar, aşkla bir kez daha millet olmanın gururunu birlikte yaşadılar. 15 Temmuz destanı bu topraklar üzerinde yaşayan ve vatanını imanla seven herkesin bir yiğitlik ve kahramanlık potansiyeline sahip olduğunu, omuz omuza durduğumuzda neler yapabileceğimizi, istiklal ve hürriyetin milletimiz için artık ekmek ve su gibi aziz ve vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha yaşayarak gösterdi. Türkiye'yi işgal etme, iç savaşa sürükleme ve parçalama senaryosuyla yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyenler, planlar yapanlar bunun imkansız olduğunu Yeni Kapı mitingiyle anlayıp kahroldular. Aziz milletimiz 78 milyon tek yürek olup darbeye geçit vermeyerek dosta düşmana bu ülkenin gerçek sahiplerinin kimler olduğunu açık ve net bir şekilde gösterdi.
Artık herkes bilmelidir ki milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. Bu milletin başı sadece Allah'ın huzurunda eğilir. O gece bu şanlı direnişte en şanlı olanlar kalplerinde imanı, vatan sevgisi ve özgürlükleri için can vermeye hazır işgale karşı direnen ve gazi olanlar ve gözlerini bile kırpmadan kendini vatan için feda edip en yüksek mertebelere yükselen aziz şehitlerimizdir. Bedrin Arslanları, Malazgirt, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinden hiçbir farkınız yok. Ruhlarınız şad olsun. Tüm halkımız ve dünyadaki Türkiye sevdalıları sizlere minnettar.